Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz olan Paragraf 1 videosunda paragrafın ne olduğu üzerinde duracağız. Ayrıca anlatım tekniklerimizin neler olduğu, özelliklerinin neler olduğunu belirteceğiz. Paragraf bir düşünceyi aktarmak amacıyla bir araya getirilmiş cümleler topluluğudur. Sınavlarda öğrencinin okuduğunu ne kadar anlayabildiği ve yorumlayabildiğini ölçmek amacıyla Türkçe bölümünde en çok soru paragraftan gelir. Özellikle son yıllarda paragraf konusuyla ilgili çok sayıda soru gelmektedir. Bu yüzden paragraf soruları iyi analiz edilmeli ve bol bol soru çözülmelidir. Sınavlarda paragraf soruları 5 bölüm altında sorulmaktadır. 1. paragrafta anlatım teknikleri, 2. paragrafta düşünceyi geliştirme yolları, 3. paragrafta konu, ana düşünce, 4. paragrafta yapı ve beşinci olarak paragrafta yardımcı düşünceler olmak üzere. Paragrafta anlatım teknikleri Anlatım tekniği yazarın düşüncelerini ortaya koyma biçimidir. Yazının amacıyla anlatım tekniği arasında sıkı bir ilgi vardır. Yazıda okura bir izlenim kazandırma, okuru bir olay içinde yaşatma, okura bir şeyler öğretme, okurun düşünce ve kanılarını değiştirme amaçlarına bağlı olarak dört anlatım tekniği ortaya çıkmıştır. Bunlar öyküleme, betimleme, tartışma ve açıklamadır. 1. Betimleme. Yazarın gördüklerini okuyucunun gözünde canlanacak biçimde anlatmasına dayanır. Başka bir söyleyişle sözcüklerle resim yapmaktır. Bir betimleme paragrafını okuduğumuzda gözümüzde bir tablo canlanır. Bu yönüyle varlıklarda genellikle bir durağanlık söz konusudur. Betimlemede bütün duyurlardan yararlanmakla birlikte betimleme daha çok görme duyusuna dayandığı için görsellik ön plandadır. Betimleme tekniğiyle oluşturulmuş paragraflarda varlıklar ayırt edici özellikleriyle anlatılır. Renk ve biçim ayrıntılarına yer verildiği gibi nitelik bildiren sözcükler de sıklıkla kullanılır. Betimlemelerde varlıkların dış görünüşleri de iç dünyalarına ait özellikleri de anlatılabilir varlıkların dış görünüşlerinin ayırt edici özellikleriyle anlatıldığı betimlemeye fiziksel betimleme, varlıkların iç dünyasına ait özelliklerin anlatıldığı betimlemeye ruhsal betimleme denir. Ayrıca yazarın kişisel duygularını da anlatıma kattığı betimlemeye öznel betimleme, gördüklerini olduğu gibi aktardığı betimlemeye nesnel betimleme denir. Betimlemelerde varlıkların dış görünüşleri de iç dünyalarına ait özellikleri de anlatılabilir varlıkların dış görünüşlerinin ayırt edici özellikleriyle anlatıldığı betimlemeye fiziksel betimleme, varlıkların iç dünyasına ait özelliklerin anlatıldığı betimlemeye ruhsal betimleme denir. Ayrıca yazarın kişisel duygularını da anlatıma kattığı betimlemeye öznel betimleme, gördüklerini olduğu gibi aktardığı betimlemeye nesnel betimleme denir. 2. Öyküleme Kısaca olay anlatımına dayanır. Belirli bir yerde Belirli bir zaman dilimi içinde kahramanların hareketlenmesiyle ortaya çıkan olayın anlatımıdır. Dolayısıyla varlıklar hareket halinde verilebilir. Bir anlatıcı vardır. Anlatıcı olayı genellikle geçmiş zaman kipiyle anlatır. Paragrafı okuduğumuzda olay gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçer. Öykülemeyi bir örnekle inceleyecek olursak Deniz tarafından bir ihtiyar balıkçı kahvesine doğru usul usul ilerledi. Kapıyı aralayarak içeriye girdi. Sağda solda uyuyanlar vardı. Gür bir sesle herkesi selamladı. Kendinden emin adımlarla ilerledi. Cam kenarındaki bir masaya oturdu. Garsondan bir çay istedi. Çayını içti, parasını ödedi ve dışarı çıktı. Denize doğru içli bir şarkı söyleyerek yavaş yavaş yürümeye başladı. Bu parçada bir ihtiyarın balıkçı kahvesine gitmesi ve orada bir süre oturup çay içtikten sonra ayrılması anlatılıyor. Yani paragrafta bir ihtiyarın yaşadıkları öyküleniyor. 3. Açıklama. Herhangi bir konuda okuyucuyu bilgilendirmeyi, ona bir şeyler öğretmeyi amaçlayan yazılarda kullanılan anlatım tekniğidir. Genellikle eğitici ve öğretici yazılarda kullanılır. Bu tür yazılarda bilgilendirme amacı görüldüğünden yorum içeren ifadelere pek yer verilmez. Genellikle nesnel yargılar vardır. Açık, anlaşılır, sade bir dil kullanılır. Açıklamayı bir örnek ile inceleyecek olursak, bulut havanın yüksek tabakalarında çeşitli yığınlar halinde toplanmış su buharıdır. Bunlar güneşin sıcaklığıyla havada yükselmeye başlar. Yükseldikçe daha soğuk hava tabakalarına rastlar. Böylece su buharı su damlacıkları haline gelir. Bulutların havada durmasını düşme hızlarının az olması sağlar. Ağırlaşınca düşenler sıcak hava ile karşılaşınca yeniden buharlaşıp yükselir. Bu parçada yazar bulut hakkında bilgi vermektedir. Bulutun ne olduğu ile ilgili bilgileri kısa, yalın, anlaşılır ve kişisellikten uzak bir üslupla bize aktarmaktadır. Dolayısıyla bu parçada açıklama yapılmaktadır. 4. Tartışma bir düşüncenin yanlışlığını gösterip ileri sürülen bir düşüncenin savunulduğu yazılarda kullanılan anlatım tekniğidir. Bu teknikle yazılan yazılarda genellikle okuyucuyla karşılıklı konuşuyormuşçasına bir üslup kullanılır. Yazar paragrafın başında karşıt görüşü ortaya koyup onun eksik taraflarını belirleyerek o görüşü çürütmeye çalışırken kendi görüşlerinin doğruluğunu savunur. Tartışmayı bir örnek ile ele alacak olursak romancı konuyu ön yargılarla ele almamalıymış. Ya nasıl ele almalıymış? Konusu ön yargılarla ele alınmamış tek bir sanat yapıtı bilmiyorum. Sanatçı yapıtını hazırlamak için bir takım seçmeler yapar. Ya konuyu seçer ya da konunun işlenişinde kullanılacak yöntemi. Bir kere bu seçme bile bir ön yargıdır. Ön yargıyla hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünen aşkı anlatan kitapları inceleyin. Hepsinde sevgililerin kavuşmasına engel olan kuvvetlere yazarın karşı durduğu görülür. Bu parçada yazar romancı konuyu ön yargılarla ele almamalıymış ya nasıl ele almalıymış diyerek hem karşı çıktığı görüşü belirliyor hem de soru sorarak kendi düşüncesini söyleme olanağı sağlıyor. Böylece yazar kendi görüşüyle karşıt görüşü bir arada verip kendi görüşünün doğru olduğunu ileri sürüyor. Örnek vererek bunu destekliyor. Dolayısıyla bu paragrafta tartışma anlatım tekniği kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde paragrafta anlatım teknikleri üzerinde durduk. Anlatım tekniklerinin dört tane olduğunu ve bunların betimleme, öyküleme, tartışma, açıklama olduğunu unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.